Arkadaşlar merhabalar. Bu derste keson çizimini izometrik çizimle gerçekleştireceğiz. İzometrik çizimler perspektif çizimlerdir. 3 boyutta benzer nitelik taşımakla beraber tamamen 2 boyutlu yapılan bir çizimlerdir. AutoCAD ortamında bunu destekleyen komutlar var. Özellikle 2016 sonrası gelen ISO Draft komutu var. ISO Draft durum komutunu kullanarak buradan 30 derecelik, 150 derecelik çalışmalarda bu aksları kilitleyip çizimi kolaylaştırıyor. Ondan önceki sürümlerde ise bunu polar tracking ile gerçekleştiriyordu. Nasıl? Bunun üzerine sağ tıklayıp polar tracking settings'e gelmek suretiyle burada new diyerek 30 derece ve 150 derece açılarda açılar ekleyerek bunu kilitliyorduk. Örnek vermek gerekirse bir çizgi çizeceğimiz zaman 30 derecelik açıya görmüş olduğunuz gibi kendiliğinden kilitlendi şu anda eklediğimiz ölçü sayesinde. Aynı şekilde 150 derecelik ölçüde de kilitlenmeyi sağladı. Tabii ben bugünkü derste ISO Draft seçeneğini kullanarak yapacağım. ISO Draft seçeneğinde ise burada çizim düzlemini tamamen 30 derecelik, 150 derecelik ve diğer üst bakış açısına göre ayarladığı için çizim işlemi kolaylaşıyor. Burada eksik bir ölçümüz var. Onu bir tamamlayalım hemen. ISO Draft'ı kapatayım buradan. ESC yaparak önce ISO Draft'ı kapattım. Ölçüyü koyalım. Şuradaki ölçüyü. Üst noktadaki ölçüyü de koyalım. 67,4 gibi bir değer var. Altında da bir tekerlek çizimi var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu komodini ya da etejeri çizerken önce layer'imizi ayarlayalım. Çizgi layer'ı. Ardından ISO Draft'ı buradan açmak suretiyle başlayalım. Left demiş. Left seçeneğini kullanarak ve ISO Draft durum komutunu aktif ederek çizime başlıyorum. Çizgi komutunu kullanıyorum. Hatırlayın buradaki çizginin yüksekliği 67,4. Ekranın uygun bir yerine tıklıyorum. 67,4 yazıp enter'lıyorum. Burada yatayla açı yapan sağ cepheden 30 derecelik bir açı ve sol cepheden 30 derecelik bir açı. Tabii AutoCAD'de çizimler burada saat yönünün tersine olduğu için özellikle açılar, yaylar, çemberler bu tür dairesel nesnelerin çizimi ve açıların çizimi noktasında burada saat yönünün tersine çalıştığı için ilk açımız 30 derece, ikinci açımız ise 150 derece. Burada 180'den 30 çıkardığınız zaman 150 kalmış olacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İzometrik çizimimiz ve perspektif çizimin kuralı bu. Buna uygun bir şekilde çizimimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi yan tablanın derinliğini hatırlayın. Burada 40'tı. Tekrar çizgi komutunu alıyorum. ISO Draft'ı left olarak seçtim. Burada uygun bir noktaya yani çizginin bitiş noktasına tıkladıktan sonra değeri giriyorum. 40 enter. Bunu copy selection yapmak suretiyle bu noktadan alıp bu noktaya bırakabilirim. Üst kısma çizgiyi tamamlamak suretiyle bu çizdiğimiz çizgiler 150 derecelik açıyla çizildi. Buradaki son çizdiğimiz çizgi üst tablanın en üst noktasını temsil ediyor. Ardından çizgimizi seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz copy selection. Bunu aşağı yönlü olarak 1,8 olarak taşıyorum. Böylece üst tablanın kalınlığı ortaya çıktı. Tabii üst tablamız burada yandan baktığımızda 3 santim kadar taşıyor olması lazımdı. Bunu ölçelim hemen şu şekilde. 3 santim olarak görünüyor, görüyorsunuz. Şöyle bir şey yapacağız. Bu da line komutunu kullanmak suretiyle şöyle bir çizgi çizelim. Ardından bunu ön tarafa doğru uzattıktan sonra buradaki çizgiyi kullanacağız. Tekrar line diyorum. Buradaki noktaya tıklamak suretiyle çizgiyi uzatacağız. 3, Enter. Ardından çizgiyi, buradaki fazlalık çizgiyi seçip sağ tıklıyorum Move. Noktasına yakalayarak buradaki noktaya bırakıyorum. Buradaki çizgi boyu fazla uzun. Onu da Vertex noktasına tıklamak suretiyle aşağı doğru alıyorum. Aynı şekilde buradaki çizgiyi de tıkladıktan sonra bitiş noktası Vertex'inden tıklayarak mouse'un soluyla öbür çizgiyle birleştiriyorum. Burada şu iki çizginin kaynaşmamak durumu var.
join yaparak birleştirebiliriz. Yapmasak da çok önemli değil. Şu şekilde join komutunu kullanarak ikisini birleştirelim. Şimdi bunun bir de üst görünüşten ya da ön görünüşten çizimini gerçekleştireceğiz. Bunun için isodraft'ı gene kullanıyorum. Buradan isoplane type olarak değiştiriyorum. Komodinin genişliği 40'tı hatırlayın. L-Enter diyorum. Yani çizgi komutunu kullanıyorum. Ve buradaki arka uç noktadan yakalamak suretiyle 30 derecelik açıda biz bu çizimi gerçekleştireceğiz. 40 Enter yapıyorum. Bu şekilde çizgiyi çizdik. Ardından çizdiğimiz çizgiyi Copy Selection yaparak paralel bir şekilde buradaki köşe noktalara bırakıyorum. Aynı şekilde buradaki çizgiyi de sağ tıklayıp Copy Selection bitiş noktalarından yakalayarak buralara bırakıyorum. Yine Line komutunu kullanarak buraya başlangıç ve bitiş olmak suretiyle bu şekilde çizgiyi çizdik. Şimdi çekmece kılavuzlarını çizeceğiz. Alt çekmeceden başlamak suretiyle çizime başlıyorum. Line komutunu kullanıyorum. Klapanın kalınlığını hatırlayın. Bakın bu şekilde çizimi sağlıyorum. 30 derecelik açıyı yakaladım. 1.8'de. Yüksekliklerini hatırlayalım. Yükseklikleri de burada çizimde görüyorsunuz. 16 olarak görünüyor. Buraya da 16 yazıp enterliyorum. Ardından buradaki en son çizdiğim çizgide hatırlarsanız 1.8 olarak çizmiştik. Yani 18 milimi temsil eden çizgiyi. Copy Selection deyip bunu çizginin bitiş noktasına kopyalıyorum bu şekilde. Benzer şekilde bu arayı 4'er milim boşluk bırakacak şekilde çizeceğiz. Ve ardından alt noktadan çizdiğimiz şekli yukarı doğru kopyalayacağız. Şimdi dip noktayı, şuradaki dip noktayı yakaladıktan sonra yukarı doğru mouse'u yönlendiriyorum. Nokta 4 yazıp enterlıyorum. Ardından şeklimizi şöyle seçip kopyalayacağım. Bu kesme penceresi, eğer şöyle seçerseniz diğer çizimi seçeceği için sıkıntı olacaktır. Bu nedenle şu şekilde seçmenizde fayda var arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra Copy Selection diyorum. Buradaki alt noktadan yakalayıp noktalara konumlandırıyorum. Evet. Ve şuraya. Gördüğünüz gibi üst noktanın boşluğu da kendiliğinden bu şekilde oluştu. Hatırlayalım. Çekmecelerin genişliği, buradaki keson genişliği kadar zaten klapaları. Buradan bitiş noktasına tıklamak suretiyle yönünü 30 derecelik açıya göre ayarlıyorum. Ardından 40 yazıp enterliyorum. Yine buradaki çizgiyi seçip Copy Selection yaparak paralel bir şekilde burada çizimi gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde buradaki yatay çizgiyi seçip Copy Selection diyorum. Bunu da yukarı kopyalıyorum. Düşeydekileri düşeye, yataydakileri yataya kopyalayarak çizimi hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Çok ufak bir çizgi çıkacak. Gördüğünüz gibi çizgi içeride kaldı. Alt çizginin siliyoruz. Seçip trimle kopardıktan sonra, trim komutuyla şu kısmı kopardıktan sonra artanı siliyoruz. Dediğim gibi yatayları yatay olarak yukarı doğru kopyaladık. Düşeyleri ise yana doğru kopyaladık. Burada da aynı işlem burada da geçerli. Buradaki nesneyi seçip Copy Selection demek suretiyle bunları şu noktaya kopyalıyorum. Aslında buradaki ölçüler aynı olduğu için klapaların hepsinin ölçüleri eşit olduğu için bu çizgiyi buradaki klapaların bitişleri içinde kopyalayıp kullanabilirim. Şu noktası altta gizli olarak kalacağı için trim komutunu giriyorum. Az önce burada gerçekleştirdiğim koparma işleminin aynısı ya da trim komutuna buradan da erişebiliyoruz. Sağ tıklıyorum. Ardından fazladan bu şekilde mouse'un soluyla tıklayarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi komodinimizin perspektif çizimi tamam. Şimdi buna bir de kulp çizimi gerçekleştirelim.
çizim gerçekleşeceği yüzeyi seçmemiz gerekiyor. ISO draft'ı burada right olarak değiştiriyorum ve böylece çizim düzlemimiz bu şekilde sağdan bakacak şekilde ayarlandı. Ardından buraya arkadaşlar çember çizebilmek için bakın burada çember kullanarak bir kulp modeli oluşturmuştuk. Çember çizmek için elips komutunu kullanıyorum. Elips komutunu klavyeden de elips olarak girebilirsiniz. Elips komutunu girdiğinizde bu da ISO Circle seçeneği çıkacaktır. ISO Circle seçeneğini tıklayarak mouse'la öncelikle buradaki çizginin orta noktasına tıklıyorum. Buradaki çizginin yarı çapını şimdi tam hatırlayamadım. Daha doğrusu çemberi. 0.8 gibi olacağını varsayıyorum. Tekrar burayı ölçelim. 0.8'miş. Aradaki ölçüyü de ölçelim. Bu arada şu bağlama noktaları arasındaki ölçüyü ölçelim. 12.8 olacaktır. Buraya line kullanmak suretiyle şu şekilde 30 derecelik açı yapacak ve uzunluğu 12.8 olacak bir çizgi çiziyorum. Ardından çizdiğim çemberi seçtikten sonra sağ tıklayıp copy selection diyorum. Ve sol noktadan yakalayıp çizginin bitiş noktasına bırakıyorum. Yine buradaki şekli yani iki çemberi ve çizgiyi seçtikten sonra sağ tıklayıp move demek suretiyle orta noktadan alıp burayı orta noktasına hizalayacağım. Bunun için şu şekilde hizalama işlemi yapabiliriz. Mouse'un sağına soluna hiçbir şekilde tıklamadım. Yalnız bu işlemi gerçekleştirmek için arkadaşlar Object Snap'tan bu extension ibaresi bu ve Spring Intersection seçenekleri açık olmalı. Yani kesişim seçenekleri açık olmalı. Bunlar açık değilse bu sıkıntı olabiliyor. Bu şekilde orta noktayı ve düşey hizalamayı gerçekleştirdik. Ardından buradaki çemberleri seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Copy Selection. Bunları bir miktar öne doğru taşıyorum. Bir kalınlık vermek adına. Nokta 3 kadar bir kalınlık verdim bu şekilde. Enter dedim. Bunların bitiş noktalarını burada ayarlamam gerekiyor. Buradaki noktalardan yakalamak suretiyle çizim gerçekleştirdim. Aynı işlemi burada da sağlıyorum. Dik noktadan yakalayarak bu işlemi gerçekleştiriyorum. Sonra trim komutunu kullanarak içeride kalan görünmeyecek kısımları bu şekilde siliyorum. Böylece perspektifi bir görüntü elde ediyorum. Şöyle baktığınız zaman bir perspektifi görüntü var elinizde. Artık bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki çemberi daha doğrusu kulpun bağlantısı elle tutulacak kısmını çizeceğiz ama bu da bir çemberden oluşuyor. Yalnız bu çember düşeyde üstten baktığımız zaman görünecek bir çember. Nedenle burada ISO draft'ı bu sefer tab olarak değiştiriyorum. Yine elips komutunu giriyorum. EL yazdıktan sonra elips komutumuz çalışıyor. ISO circle diyoruz. Ardından mouse'la uygun bir yere tıklayarak ISO circle'ı oluşturmaya çalışacağız. Yalnız burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada oluşturacağımız çemberin yarıçapı bayağı büyük olmalı. Yaklaşık olarak burayı 20 yapalım. 20 yaptıktan sonra bu çemberi içe doğru taşıyacağız. Şöyle ki orta noktadan yakalıyorum. Bu şekilde taşıma işlemi gerçekleştiriyorum. Şöyle bir değer yeterlidir. 18 enter dedim. Tabii bir miktar daha taşıyalım. Santim daha taşıdıktan sonra işlem tamam. Aynı şekilde bu oluşturduğumuz çemberi aşağı doğru kopyalayarak buna bir kalınlık vereceğiz. Bunu da şu şekilde sağlayalım. 1 santim fazla oldu. Seçtikten sonra delete. Tekrar bir daha çemberi seçiyorum. Copy selection. Aşağı yönlü. Nokta 8 kadar
taşıma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi bunun tam bitiş kısmına bu şekli bitirmek için çizgi komutunu kullanarak şu şekilde orta noktadan bu noktaya çizgi çizdim. Trim komutunu kullanıyorum. Buralara fazlalık kısımları bu diyor. Benzer işlemi bu tarafta da yapıyorum. Tabii bu oluşturduğumuz çemberin aynısını öbür tarafta kopyalamamız gerekiyor. Çemberi seçelim, copy selection, önüne doğru çıkartalım. Noktadır gibi bir değer çıkarttık. Ardından burada bitiş çizgilerini ekliyorduk, hatırlayın. Şimdi burada çizerken gördüğünüz gibi farklı bir noktadan yakalıyor. Ben Object Snap'tan bunu kvadrant olarak değiştiriyorum. Yakalama noktalarını şu şekilde çeyrek noktalardan yakalayabiliyorum. Ardından trim komutuyla fazlalıkları bu diyoruz. Sağ tıklarım, yanlış bir kısmı sildik. Şuraları siliyorum. Buradaki çemberi fazlalığına ihtiyacım yok. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı burada görünüyor artık. Şimdi çemberimizin orta noktasına referans alacak bir çizgi çizelim. Şöyle. Çemberin orta noktalarına yakaladım arkadaşlar. Trim komutunu kullanarak burada tabii hem arkada kalan çizgiler var, hem onları sileceğiz. Hem de buradaki gereksiz kısımları sileceğiz. Bunu da sildikten sonra buradaki parçayı da sildikten sonra kulp şu anda böyle görünüyor. Tabii içeride kalan şuradaki kısımları da kopardıktan sonra bu şekilde bir kulbumuz oluştu. Bu kulbu, oluşturduğumuz bu kulbu komple şu şekilde kesme penceresi şeklini seçtikten sonra sağ tıklayalım. Copy Selection. Burada orta noktadan yakalamak suretiyle bir şeyde orta noktadan klapanın orta noktasından yakalayarak diğer noktalara taşıyorum. Bu şekilde çizim işlemini tamamlıyorum.